Hocam YouTube'dan kazanılan para helal değilse sayfaları reklama açık olan hocaların ilmine itaat edilir mi? Şöyle kıyas yapıyoruz yani. YouTube'un verdiği normal reklamlar da var. Caiz olmayan, dinen caiz olmayan reklamlar da var. Normal reklamlardan gelen para sıkıntı yok. Fakat açık bir kadının bulunduğu reklamlar, oradan gelen para, bunda sıkıntı var. Bu ikisinin harman yapılması, bir faizli bankada çalışan bir hoca var diyelim. Bankanın verdiği promosyon hediyesini alıyor. Yani hiçbir şey katmadan direkt bankanın verdiği bir hediye var. Onu alıyor. Bir de bankanın verdiği faiz parasını alıyor. Bu iki parayı alıyor ve dışarı çıkıyor. Sen bunu görüyorsun. O parayı ne yaptı? Cebine mi koydu? Kendi mi yedi bilmiyorsun. Bu hocaya itimat edilir mi? Muallaktır bu. O hoca gelip bize ben oradan aldığım faiz parasını kendime harcamıyorum. Gidip Afrika'daki fakir fukaraya hibe ediyorum derse ilmine itimat edilir. O açıklamayı bize yapmadan şeriat zahire göre hükmettiği için itibarını bizden kaldırmış oluyor. YouTube'dan da para kazanan insanlar da aynı durumda yani. Bu verdiğimiz Evet. örnekle aynı durumda. Aldığı parayı kendine harcıyorsa sıkıntı. Sıkıntı. İslam'a uygun olmayan çünkü reklamlar var. Hatta ve hatta belki İslam'a zıt, büyük ölçüde zıt olan reklamlar da orada çıkıyor. Hatta ahlakı yakan, yıkan, bitiren bir sürü şeyler de orada çıkıyor. Onlardan çıkan para helal değil. Bu hocaların hesaplarına bunlar gidiyor. Bu hocalar bu paraları kendilerine mi harcıyorlar? Yoksa Afrika'daki fakir fukaraya mı dağıtıyorlar? Bunların bilgisini paylaşıyorsa takipçileriyle, takipçileri o konuda güveniyorlarsa hocalarına, o zaman ilmine itimat edilir. Ama yok, o konuda bir bilgi yok veyahut da alıyorum kendim de kullanıyorum ya da hizmete kullanıyorum gibi açıklamalar yapıyorsa haram para haramdır. Hizmete de kullanılmaz yani. O zaman sıkıntı, o zaman ilmine itimat etme noktasında zayıf düşmüş olur yani.